Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Nur suresi 58-61. ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bir kısım adab-ı muaşereti, evdeki durumlar, insanların birbiriyle diyalogları, gidip gelmeleri, bununla alakalı bazı noktaları bize bildiriyor. Şöyle ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Ayetin muhatabı, hepimiz, bütün iman edenlere Allah-u Teala sesleniyor. لِيَسْتَذِنْكُمْ اَلَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Sahip olmuş olduğunuz, yani sizin yanınızda bulunan köleler, bunlar izin istesinler. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمْ Ve ihtilamı olmamış, daha bülüğe ermemiş olanlar izin istesinler. مِنْكُمْ Sizden ثَلَاثَ مَرَّاتِ Günde 3 defa, 3 belli vakitte sizin yanınıza giriş çıkışta bunlar izin istesinler. Burada izin isteyecek olanlar evde bulunan köle, cariye bu gibi kimseler, bir de henüz bülüğe ermemiş olan çocuklar. Allah-u Teala burada ev içindeki mahremiyeti nazara veriyor ve o aile mahremiyetini zedelemeyecek şekilde hayatın yaşanması, bununla alakalı bazı ölçüleri bizlere ders olarak bildirmekte. İşte eskide evlerde köleler, cariyeler olabiliyordu. Günümüzde de en azından evlerde, bazı evlerde hizmetçiler olabiliyor. Bu manada günümüze bakan yönüyle de anlayabiliriz. Ve yine her eve bakan yönüyle evin çocukları anne babasının yatak odasına rastgele girmeli mi, girebilirler mi? Allah-u Teala bu konuda bize ders veriyor ve günde 3 vakitte izin alıp da girmelerini, hemen kapıyı açıp girmemelerini anlatıyor. Min gabli salatil fecr. Bunlardan birisi sabah namazından önce. Yani daha insanların uykuda olduğu vakitte anne babanın bulunduğu yere hizmetçi veya o evin çocukları hemen kapıyı açıp girmemeli. Ve hine tadauna thiyabakum minaz zahira. Öğle vakti, insanların istirahat ettiği vakitte, elbiselerini çıkardığı vakitte, o vakitte de yine yanınıza girmesinler. Ve min ba'di salatil işe ve yatsı namazından sonra, normalde insanların yatakta olduğu vakitte de yine yanınıza gelmesinler. Ve geleceklerse de izin isteyip gelsinler. Burada belki de şu anda pek çok Müslüman ailenin hayatında pek de dikkat etmediği bir durumu Allah-u Teala bize ders olarak veriyor. Aile mahremiyeti. Yani karı koca diyelim, yatak odaları var. Çoluk çocuk oraya rastgele bir şekilde girmemeli. Daha böyle bülüğe ermemiş çocuklar bile bu noktada önceden kendilerine anlatılmalı. Burada nazara verilen sabah namazından önce, öğle vakti istirahat ediliyorsa o vakitte, bir de yatsı namazından sonra bu vakitlerde hemen böyle rastgele girmeyip kapıyı vurarak, izin isteyerek o şekilde girmeleri. Allah-u Teala burada bize bir adab dersi veriyor. ثَلَاثِ اَوْرَاتِ لَكُمْ Bu insanın kıyafet itibariyle daha böyle bir nevi üzerinde elbisenin olmadığı vakitlerdir. Bu üç vakitte onlar gelmesinler. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُنْ بَعْدَهُنَّ Bunun dışındaki vakitlerde, yani günlük hayatın akışı içinde girişler, çıkışlar oluyor. Her defasında da odaya girerken illa izin alınması gerekmez. İşte bu üç vakit dışında normal hayatın devam ettiği sürede ne size ne de onlara bir vebal yoktur. Tavvafun aleykum, onlar sizin etrafınızda dönen kimselerdir. Yani gerek anne babanın çocukları, gerekse evde hizmetçi durumunda olanlar artık aynı mekanı paylaşıyorlar. Etrafınızda dönen kimselerdir. Ba'dukum ala ba'd, siz birbirinizdensiniz. Yani artık yakınlık, aileden gelen yakınlık veya aile bağı dışında orada çalışan birisi olması itibariyle bir yakınlık. Bu şekilde birbirinizdensiniz. Kezalike yübeyyinullah lekumul ayet.
Allah ayetleri bu şekilde size beyan ediyor. Ayetleri bu şekilde size açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilir. Vallahi her işi hikmetle yapar. Yani Allah bilendir, hikmet sahibi olandır. Allahu Teala insanların günlük hayatında bu şekilde bir mahremiyete ihtiyacı olduğunu biliyor. Ve bununla alakalı böyle bir hüküm de bildiriyor. Ve bu şekilde bu hüküm tamamen hikmetli, tamamen uyulması gereken bir kural. Ve izâ belagal etfâlu minkümül hulum. Sizden çocuklar buluğa erdiklerinde felyestezinu, onlar da izin istesinler. Kemestezenellezine min qablihim, öncekiler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. Yani büyükleri daha evvelinde bu noktada nasıl ki izin istiyorlar, bunlar da izin istesinler. Kezalike yubeyyinullah lekum ayatihi. Allah ayetlerini size bu şekilde beyan ediyor, açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Biraz evvelinde de Allahu Teala'nın alim, hakim olduğu nazara verilmişti. Bu gibi zahirde tekrar olan şeylerde tekit vardır. Ve bir defada anlamayan ikinci defada anlayabilecektir. Bu şekilde Allahu Teala bazı meseleleri tekrar etmektedir. Zahirde bir tekrardır, gerçekte ise manayı daha tekit etmek, kuvvetlendirmektir. Vel gavaidu minen nisa illati la yarjuna nikahan, artık evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınlar. Feleysa aleyhinne, onlar için bir vebal yoktur. Günah cunahun, onlar için günah değildir. En yadana thiyabehunne, üzerlerindeki elbiseleri, yani dış elbiseyi çıkarmaları onlara günah değildir. Gayre muteberricatin bi zine, ama zinetle açılıp saçılma olmamak şartıyla üzerlerindeki elbiseyi çıkarmaları, yani dış elbiselerini çıkarmaları, o şekilde diyelim insanlar içinde olmalarında bir günah yoktur. Malum İslamiyet'te tesettürle alakalı hükümler vardır. İşte bir kadın başı örtülü olmalı. El, yüz, ayak dışında bütün vücudu örtülü olmalı. Diğer insanlarla beraberliğinde böyle. Yakın akrabalarında özel durumlar var. Onlar yine Nur suresinde daha önce beyan edilmiş, anlatılmıştı. Burada bir istisna getiriliyor. Yaşlı olan kadınlar bu noktada daha rahat olabilir. Artık evlenmeye durumu müsait değil. Diyelim yaşı 60'ı bulmuş, 70'i bulmuş. İyice yaşlanmış vaziyette. Bu durumda gençliğinde dikkat ettiği kadar dikkat etmeyebilir. Bunda bir günah yoktur. Allahu Teala bu noktada, yani fitneye bu yol açmayacağından dolayı bu noktada bir genişlik, bir ruhsat tanıyor. Ama gayri müteberricatin bir zine, bu zinetle de açılma olmamak şartıyla, yani kendini cazip yerlerini gösterme tarzında bir durum olmamak şeklinde daha böyle rahat hareket edebilir. Yaşlı olanlara böyle bir genişlik tanınıyor. Ama nedense yaşlı olanlar tesettüre yine de dikkat ederler de asıl dikkat etmesi gerekenler o en cazip dönemlerinde fitneyi tahrik edebilecekleri dönemde çok da dikkat etmezler. Bu da işin başka bir yönü. Ve en yestafifne, iffetli bir şekilde durmaları ise, yani nasıl ki kendilerine emredilmiş olduğu dönemde kılık kıyafetlerine dikkat ettiler, yaşlı hallerinde de yine o hassasiyeti göstermeleri hayrul lehunne, kendileri için çok daha hayırlıdır. Yani burada fetva takva meselesi adeta, onlara bir genişlik veriliyor ama takvayı esas almaları, kılık kıyafetlerine gençlik dönemindeki gibi dikkat etmeleri çok daha hayırlıdır. Buna da dikkat çekiliyor. Vallahu semi'un alim. Allah işitendir, bilendir. Allah bütün sözleri işitir ve insanların neler yaptıklarını, içlerinden neler geçirdiklerini bilir. Bundan sonraki ayet, yarım sayfadan fazla süren bir ayet.
Allah-u Teala bu ayette de insanların birbirlerine gidip gelmeleri, özellikle akraba ilişkileri, arkadaş ilişkileri, beraber oturabilirler mi, beraber yemek yiyebilirler mi, bununla alakalı hükümleri bizlere bildiriyor. Leyse alel a'ma haracun, ama olan birine bir sıkıntı yoktur. Ve la alel a'racı haracun, topal olana bir sıkıntı yoktur, vebal yoktur. Ve la alel meridu haraç, ve hasta olana da. Ve la ale enfusikum, ve size de yine bir sıkıntı yoktur. En te'kulu min buyutikum, kendi evlerinizden yemenizde. Ev buyuti ebaikum, veya babalarınızın, dedelerinizin evlerinde yemenizde. Ev buyuti ummahatikum, analarınızın evinde yemenizde. Ev buyutu ihvanikum, kardeşlerinizin evinde. Ev buyutu ehavatikum, kız kardeşlerinizin evinde. Birincisi erkek kardeşler içindi. Burası da kız kardeşlerinizin evi. Ev buyutu amamikum, amcalarınızın evinde. Ev buyutu ammatikum, yengelerinizin evinde. Ev buyutu ahvalikum, veya dayılarınızın evinde. Ev buyuti halatikum, teyzelerinizin evinde. Ev ma melektum mefatihahu, veya anahtarına sahip olduğunuz evlerde. Ev sadigukum, veya arkadaşınızın evinde. Yani buralarda yemenizde, beraber yemek yemenizde sizin için bir mahsur yoktur. Yani bunlar yakın akrabalar. Bu yakın akrabalara gelen giden olur. Beraberce yemeklerini yerler. Bunda herhangi bir beis bulunmamaktadır. Ayetin başında ama olana, işte sakat olana, hasta olana bir vebal yoktur denildi. Yani bu gibi kimseler evlere misafir edilir, onlara ikram edilir. Onların bu şekilde gelip yemelerinde, onlara ikram edilmesinde bir mahsur yoktur. Ve bu noktada diyelim evin hanımı gelir yemeği getirir. O tarzda bu gibi şeylere ayet-i kerimede izin verilmiş oluyor. Leysa aleykum junahun en te'kulu cemian ev eştate. Yani sizin için beraberce yemenizde veya ayrı ayrı yemenizde yine bir günah bulunmamaktadır. Yani bu yakın akrabalarla veya bu şekilde ama olan, işte topal durumda veya hasta durumda olanla ayrı ayrı yemenizde veya toplu halde yemenizde bir vebal bulunmamaktadır. Burada Allah-u Teala öyle de olur, bu şekilde de olur, ikisinin de caiz olduğunu bildiriyor. Günümüzde haremlik, selamlık şeklinde ifade edilen, genelde ecdadımızın uygulamış olduğu ama şu zamandaki insanların pek çoğunun o kadar da dikkat etmediği bir durum var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, mesela diyelim bir eve misafir oldu, evin hanımı da yemekleri getirip götürüyor. Bununla alakalı kitaplarda rivayetler var. Bu en azından bu tarz şeyin meşru olduğunu gösteriyor. Yani kadın kıyafetine dikkat etmek şartıyla bu manada hizmet edebilir. Yani yemek getirir, götürür. Bunlar dinen caiz. Ve özellikle burada nazara verilmiş olanlar yakın akrabalardır. Bir de sadigukum, arkadaşınız ifadesini kullanıyor. Ya komşular arası münasebetlerde de bu caizdir. Ancak bu caizdir derken illa böyle olması farz tarzında değildir. Haremlik, selamlığa dikkat etmek, özellikle arkadaş ilişkilerinde bu belki daha da hassasiyet arz eden bir durum. Kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde yerler, içerler, sohbet ederler. Bu olur. Ama normalde akrabalar, burada nazara verilmiş olan akrabalar, bunlar beraberce de yiyebilirler. Ayrı ayrı bir şekilde de yiyebilirler. Bu noktada Allah-u Teala bir genişlik, öyle bir kapı aralamış ve bu şekilde ayet-i kerimelerinde bildiriyor. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, evlere girdiğinizde, فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ, kendinize selam verin, tahiyyeten مِنْ اِنْدِلَّهِ, Allah'tan bir tahiyyi olarak, mübareketen tayyibe,
mübarek, hoş bir şekilde kendinize selam verin. Burada kendinize selam verin, oradakilere selam verin. Bu anlamda anlaşılabilir. Çünkü bunlar birbirinden oluyor, birbirine aşina kimseler oluyor. Selam verilmesi veya herhangi bir yere yine girildiğinde selamla girilmesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Birbirinize muhabbetinizin artmasını istiyor musunuz? O halde efşus selame beynekum, aranızda selamı yayınız. Ve sadece tanıdıklara selam vermek değil, tanımadıklarımıza da selam vermek, bu önemli bir şey. Selam insanlar arasında dostluğa, kardeşliğe sebeptir. Özellikle bir eve girildiğinde elbette selam verilip girilecek. Selamın yerini burada başka şeyler, iyi günler, işte hayırlı sabahlar, günaydın, tünaydın, bu gibi şeyler selamın yerini tutmaz. Selam verdikten sonra ayrıca merhaba diyebilirler veya hayırlı günler, bu gibi şeyleri kullanabilirler. Bunda bir beis yok ama esas olan önce selam vermektir. Hatta bu noktada denilir ki Esselam kablel kelam. Yani önce selam sonra kelam. Önce selam verilir, ardından söze başlanır. Ve selam verdiğimizde, Esselamu Aleyküm dediğimizde Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Yani her türlü esenlik, barış, her türlü güzellikler senin üzerine olsun diyoruz. Muhatabımız da ve aleykümüsselam demek suretiyle o da bize aynı şeyi istiyor. Ne kadar güzel bir şey. Birbirimize dua ediyoruz. Ve selamı alan buna biraz daha ilavede de bulunabilir. Çünkü selam verildiğinde ya aynen almak veya daha güzeliyle mukabelede bulunmak esastır. Daha güzeliyle mukabelede bulunduğumuzda ve aleykümüsselam ve rahmetullah diyebiliriz. Ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuhu diyebiliriz. İşte evlere selam vermeden girmek uygun değil. Allahu Teala bu ayette buna dikkat çekiyor. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayat. Allah ayetleri size bu şekilde beyan ediyor. Leallekum taqilun, ta ki akıl edesiniz diye. Yani insanın aklı bu noktada yeterli olur mu? Akıl tek başına yetmiyor. İnsanda evet akıl var ama bu hükümleri akıl kendi başına çıkaramaz. Bir eve girdiğimizde ne diyeceğiz? Akıl tek başına bilemez. Her ne kadar insanlar zamanla medenileşiyor, bir takım böyle tecrübelerle daha medeni hale geliyorsa da bu noktada ilahi vahyin rehberliği vardır. Ayetlerin, hadislerin rehberliği vardır. İşte bugün okumuş olduğumuz bu ayetlerde de Allahu Teala ev içinde nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunları bize bildirdi. İşte büluğa ermeyen çocuklar rastgele böyle anne babaların odalarına girip çıkmamalı. Özellikle 3 vakit nazara verildi. İşte sabah namazından önce, öğle vakti istirahat ediliyorsa o vakitte, bir de yatsı namazından sonra bu vakitlerde izin isteyip girecekler. Veya evde hizmetçi varsa hizmetçi yine bu vakitlerde izin isteyip girecek. Öte yandan yakın akrabalar birbirlerine giderler, gelirler, beraber yemek yerler. Bunda bir beis yok. Toplu halde de yiyebilirler. Ayrı ayrı, kadınlar ayrı, erkekler ayrı yiyebilirler. Allah-u Teala bunları nazara verdi ve bir eve girildiğinde selam verip girmek, bunu yine bizlere anlattı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı ve Peygamberimizin gittiği yoldan gitmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.